Gökhan Göz. Bu kişi efendim gittiği restoranda olay çıkartmış. İş insanı yanına gelen polislere de kendince şov yaptı. Neyse ki yere düşen tabancası ateş almadı. Silah çekmişsin öyle mi? Bir dakika. Anlar abi. Geri çekil. Geri çekil. Silah çekmişiz ve bu şimdi emniyete benim için, ben Gökhan Göz'üm. Benim için silahımı kontrol etmeye gelmişler bu memur beyler. Hem suçlu hem de güçlüydü, silahını teslim etmemek için polise ter döktürdü. Bakın. Dağda 10 tane PKK deseler bu kadar ekip gelmez. Bakın çek. Çek bunu. Benim yanımda da polis memuru var. Tabii. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. İş insanı Gökhan Göz geçtiğimiz günlerde Şile'de gittiği restoranda iddiaya göre diğer müşterilerle tartışmıştı. Belindeki silahı çıkarıp gözdağı verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ne istiyorsunuz? Evet. Ne istiyorsunuz? Tamam, bir silahı kontrol edelim mi? Ne için? Şimdi ihbarımız var. Şimdi silah çekmişsiniz falan. Bir kontrol edelim. Yanındaki kişi cep telefonuyla kayda girdi. Gökhan Göz de şova başladı. Silah çekmişsiniz öyle mi? Bir dakika. Anlar abi. Geri çekil. Silah çekmişiz ve bu şimdi emniyete benim için. Ters tuttuğu tabancayı zor da olsa uzattı. Ama bir anda bıraktı. Neyse ki yere düşen silah ateş almadı. Bakın. Dağda 10 tane PKK deseler bu kadar ekip gelmez. Bakın çek. Çek bunu. Benim yanımda da polis memuru var. Tabii. Buyurun. Tamam, teşekkür ederim. Gökhan Göz hakkında silah teşhiri, kişisel verilerin kaydedilmesi ve hukuka aykırı olarak ele geçirilmesiyle görevli memura mukavemet suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Çok üzücü. Çok ama çok üzücü. O polisler adına gerçekten çok üzüldüm. Kimse benim polisime, güvenlik güçlerime bu şekilde davranmaya hakkı yok. Bu ne densizlik, bu ne terbiyesizlik diye düşündüm izlerken. Neden yani? Hani amaç ne orada? Ben de onu düşündüm. Yani ne oluyor bunu yapınca? Artistik. Yani bir taraftan da hani belki bir mekan çıkışı, fazla bir alkolü kaçırmış olabilir. Madde vesaire vesaire falan vardır. Magazinel dünyada boy gösteren ve buna da meraklı bir kişi anladığımız kadarıyla bir taraftan. Ama ya zaten kendisi de ne? Bu görüntülerin ardından özür dilemiş, onu da söyleyelim. Silah teşhiri, kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevli memura mukavemet işlemi başlatılmış. Ama fakat lakin oradaki arkadaşların, güvenlik güçlerimizin maruz de kaldığı durum çok maruz kaldığı durum. Doğru. Ama niye bu adamı bu kadar konuşturuyorlar? Neden devreye girilemiyor? Elinde bir silah evet. var. Ve silahı verirken de muhtemelen öyle hani düştü falan filan sanmıyorum. Bilerek bırakılmış. O patlasa ne olacak bu silah? Ne olacaktı? Şimdi ya. İlerleyen dakikalarda bir haber var Murat. Aynı olay diyelim. Elleri cebinde bir adam Amerika'da yanlışlıkla cebinden silahı çıkarıyor ve maruz kaldığı durum ortada. Yani bu gerçekten şaka değil. Bir şikayet alınmış, bulunduğu ortamda, restoranda bir kavgaya karışmış ya da bir kavga çıkartmış ve haber vermişler. Gelin efendim, burada bir olay var diye. Güvenlik görevlisi oraya gittiyse boşa gitmez. Tabii ki. Değil mi? Bir ihbar var, bir şey var. Yani herkes efendice işini yapsa, görevini yapsa ya. Ya bu tür hareketleri çok görüyoruz. Seni sürdürürüm, seni şunu yaparım, seni bunu yaparım. Birilerine güveniliyor, güveniyor bu insanlar ki böyle artistlik yapabiliyorlar. Evet. Ya çok üzücü ya, gerçekten çok üzücü. Ya bilemiyorum yani hani özür dilemek eyvallah falan filan ama yani şu duruma düşülmesi son derece terbiyesizce, şiddetle kınıyorum. Ha kendisi özür dilemiş, o ayrı. Ama yani bunu yapmayacaktı be kardeşim. Evet.